Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir bebek battaniyesi modeli buldum. Onu yapmak istedim. Zaten şurada bir ben ön çalışma olarak başladım biraz. Nasıl oluyor diye. Şöyle isterseniz bir de zoomlu bir şekilde gösterir kameramanımız size. Çok basit bir şekilde ilerliyor. Bir ön sıra yapıyorsunuz. Arka sıradan sonra hemen yeni renge geçiyorsunuz. Ben mesela burada 3 renk kullandım. Hani maksat güzel görünsün size diye. İsteyen olursa da şu 3 rengimin ben size numaralarını söyleyeceğim şimdi. Yine Alize ekstra kullandım. Mesela şu mavimin numarası 409. Mavi 409. Çimen yeşili olan numarası 210. Krem rengimin de 01. Yani 1 numara. Gayet güzel bir model. Arkası dümdüz gelir. Önlerde bu kabarcıklar oluşur. Bu şeyler böyle nasıl diyeyim? Trabzan gibi. Çok hoş, çok rahat bir model. O yüzden size göstermek istedim hemen. Çünkü çok çabuk ilerliyor. Çok rahat yapabiliyorsun. Çok hemen ezberleniyor. Şimdi bu bebek battaniyesi için bu bebek battaniyesi modeli için ilmek sayımız şu. 16 ilmek ve katları ve artı 2 ilmek. Yani kaç ilmek atıyorsanız atın 16 ilmek ve katlarını attınız diyelim. Artı 2 ilmek atıyorsunuz. Ben mesela şimdi size iki tanenin üzerinden baştan başlayarak göstereceğim. Şimdi 16 ilmek dedik. Bakın. Bembemle bir başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bir attım. Ve şimdi arada konuşmak istemedim sayımı unutmayayım diye. İlk başta şeylerinizi atarken, zincirinizi atarken bir videomda daha söylemiştim. Biraz bol tutun, altı kasmasın sonradan. Şimdi 16 attım, bir 16 daha atıyorum. 2, 3, 4, bakın bol tutuyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın iki tane 16 çektim. Yani 32 artı 2 mi atıyorum? 1, 2. Bir tek bu ilk sıramız hazırlık sırası. Ondan sonraki sıralar hep aynı gidecek. Şimdi hazırlık sırasına bir başlayalım. Yani modelin ilk sırası. İlmek sayımızı çektik. Artı 2'mizi verdik. Şimdi yukarı çıkmak için ilk olarak bir 3 tane zincir çekin. Ben buradan elimi tutuyorum zaten. 3 zincir çektin. İpi dolayın. Sayın 1, 2, 3, 4. zincirimize. Bakın 4. zincirimize. Batıyorum, çekiyorum. Yarım trabzan yapmış gibi oluyorum. Tekrar alıyorum, batıyorum aynı yere. Bir tane daha yapıyorum. Çekiyorum ipimi, tekrar batıyorum. Bir yarım daha yapıp sonra hepsini birden kapatıyorum. Sabitliyorum. Yani 3 zincirimle birlikte 4 tane birlikte topladığım trabzanım oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi 5 tane trabzan yapıyoruz. Bakın hemen yandaki zincire. Her bir zincirin içine bir trabzan. 1, 2, zincirli sayınızı tutturmaya bakın, yani atlamayın hiç zincir. Ona bir tek dikkat edin. Bu zaten ilk sırada bir zorluğu var. Başka bir zorluğu yok. 3, 4, 5. Şimdi bir tane şu araları yapacağız. Çünkü zikzak vermemiz gerekiyor. Buradan başladık. Zikzak çıkacağız yukarı. Bunun için 5 ördük. Yine sıradaki zincire batın. Aynı yere 2 tane trabzana yapın. 1, 2. Araya 2 zincir çekin. Tekrar aynı yere, 2 trabzan yaptığınız yere tekrar batın. 2 trabzan daha yapın. Yaptık. Şimdi devam edelim. Bakın burada bir de şeye dikkat edin. Şöyle ipi şöyle bir çekin.
Çünkü arada bir zincir kalıyor, onu görmüyorsunuz. Kasıyor çünkü. Bakın şurada bir zincir var. Hemen oradan başlıyorum yine. Yine arada 5 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi burada ne yaptık mesela? Zikzak, bakın yukarı doğru çıktı. Şimdi aşağı doğru inişini sağlayacağız. Bunun için de her bir zincirin içine sıradakine yine batıyoruz. Trabzan örer gibi kapatmıyoruz. 1 5 tane böyle yapıyoruz. İkinci zincire. 2 Bakın sıradaki zincir. 3 Yine sıradaki zincir. 4 5 tane yapıyoruz bundan. 5.ye de battım. Ne yapıyorum? Hepsini yine birlikte topluyorum. Sabitliyorum. Ne oldu? Zikzak böyle çıktı. Şimdi indi aşağı yine. Devam ediyorum. Yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Hops, kaçırmayalım biz de. Çok rahat çünkü dediğim gibi bir tek bu hazırlık sırasından sonra her sıra zaten aynı şekilde gidiyor. Ne yanlış yapabilirsiniz? Sadece sayılarınıza dikkat edin ara sıra. Kendinizi kontrol edin. Bakın yine 5 tane yaptım. Ne yapıyorum? Yukarı çıkmak için yine sıradaki zincire batıyorum. 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp yine 2 trabzan yapıyorum. Şimdi yine 5 tane trabzan sıralı. 1 2 3 4 ve 5 5'i yaptım yine. Ne yapıyoruz? Sıra sonundayız. Bunun gibi yapmamız gerekiyor. Yani bunu yaptık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bir yapıyoruz. Sıra sonları hep böyle. Birinciyi yaptık yarım. İkinci zincire gel. 2 Üçüncü zincire gel. 3 Hepsini birden kapat. Son bir tane de. Bazen zincir buradan fazla gelebiliyor. Onu şey yapmayın. Bakın şimdi buradan başladım. 5 trabzanımı ördüm. Araya ikişer tane bunları koydum. Yine 5 trabzan ördüm. Köşede 5'i bir yerde topladım. 2, 4, 5 trabzan ördüm. Araları yaptım. 5 trabzandan sonra 3 trabzan bir araya topladım. Bir tane de son zincire şey yaptım. Bir tane trabzan yaptım ayrıyetten. Ki düz çıksın. Burada bir zincirim fazla zannederim. Konuşurken orada yine bir zincir fazla atmışımdır ben. Şimdi arka sıraya gelmek için. 2 zincir çekiyoruz. Döndürüyoruz. Şimdi buradaki püf noktası şu. Şu trabzanları yapmak için. Bakın buraya dikkat edelim. 2 zincir çektim. Tığınızı böyle içten geçiriyorsunuz. Bakın topladığınız var ya. 2, 4, 6, 7. Topladığınız, birlikte topladığınız. Arkadan girin. Sık iğne yapın. Bakın şimdi her bir trabzanın buradan böyle arkadan girerek sık iğne yapıyorsunuz. Bunun bir tek arka sırası bu şekilde. Ki önde güzel bir şey oluşuyor. Sıra oluşuyor. Bakın arkadan girin trabzana. Şimdi o köşe yerleri de göstereceğim nasıl oluyor. Toplamda 8 tane oluyor her zaman için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın son sık iğnemi yapıyorum. 8. Nereye geldim? Alttaki boşluğa. Buraya geldiğim zaman yine 2 zincir çekiyorum. Hemen devam ediyorum. Arkadan batarak. Şimdi burada bu şekilde buradan buraya gelmek için toplam 15 sık iğne edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Bakın yavaş yavaş gösteriyorum. Arkadan batın. 3 4 5 6 7. Şimdi ortada bir 5 tane bir arada topladığımız vardı ya. Zaten böyle biraz açarsanız görürsünüz bakın. Yine buradan girin. Bunu böyle toplayın. 8. oldu. Hemen devam ediyoruz. 9 10 11 12 13 14 15. Nereye geldik? Bu araya geldik yine. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki trabzandan devam ediyoruz. Başta olduğumuz için yine 8 tane. 1 2 Bakın arkadan bir şekilde giriyorum. 3 4 5 6 7 Bakın bu ilk başta topladıklarımdı. Şimdi buradan yine böyle girin. Ta ki ilk o zincir vardı ya, zincir çekmiştim. Onun yanından çıkın. 8 tane oldu. Yukarı çıkabilmek için ilk başta çektiğiniz bu zincirin üstüne, bunu her sırada bu şekilde yapıyorsunuz. O zincirin en tepesine şöyle bir sık iğne daha yapıyorsunuz. Bakın böylece ön sıramızda böyle bir şerit oluştu. İlk sıramız bir defaya mahsus. Arka sıralar bundan sonra hep bu şekilde gelecek. Şimdi diğer renge geçerken şu efekti nasıl yapıyorsunuz onu göstereceğim. Ondan sonra zaten hep aynı gidiyor bu örnek. Şimdi biraz şöyle bir, bunlar artık günlerim olduğu için bunların numarasını bilmiyorum. Gerçi bu benim buradaki kremime benziyor biraz. Ne yaptım? İlk önce şunu şuraya sabitleyeceğim. İlk sıralarda, ön sıralarda hep 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şunu bir sabitleyeyim bakın. Size de tavsiyem böyle yaparsınız. 1, 2, 3 zincirinizi attıktan sonra koyun önünüze. Şöyle alttaki renginizi biraz çektiğiniz zaman o yerine oturur zaten. Hemen küçük bir düğüm atalım. Bakın, ön sıradayım. Tabi bunun da bir püf noktası var. 3 zincirle çıktım. Şimdi yine 3 tane bir arada yapacağım. İpi dola. Önden batmıyoruz. Şimdi bakın şöyle bir şerit oluştu ya, arkadan batacağız. Zaten yerleri belli bunlar. 1 Bakın yerlerinden 2 3 tane bir arada yaptım. Trabzanımı topladım, sabitledim. Şimdi yine 5 tane yapıyoruz. Şu ikili boşluğa gelene kadar 5 tane. Bu sayılar hiç değişmiyor. 1 2 3 4 Çok rahat, çünkü çok rahatlıkla da görünüyor bu zincir yerleri. Yani hiç şaşırmanıza imkan yok. 5 tane trabzanımı yaptım. Şu boşluğa, iki zincir çektiğimiz boşluğa, bunlara 2 tane trabzan yapacağım ama çift trabzan. Yani nedir? İpimi 2 kere doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. Alttan batıyorum. Bakın üstten artık yok. Şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 de çekiyorum. 2 zincir dola. Boşluğa bat. 1, 2, 3 zincirle çek. Arada 2 zincir yine. 2 kere dola. Boşluğa bat. 1, 2, 3. 2 kere dola. Aynı boşluğa tekrar bat. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Sırayı göstereceğim. Bakın yine arkadan devam ediyoruz. Yer belli zaten yine. 5 tane trabzan yapıyoruz yine. 1 2
Görüyorsunuz değil mi buradaki boşlukları? 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyoruz? 5 tane trabzan yapıp bir arada topluyoruz. Şunu yapmak için yine. Bakın. Birinciyi batır. Çek. İkinciyi batır. Şöyle çek. 2. 3. Ups. 4. 5 yaptım. 5 tane yaptım. Hepsini bir arada topladım, sabitleştirdim. Şimdi tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Nereye geldim? Yine bu aradaki iki zincirli yerime geldim. Yine iki kere doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 Arada iki zincir var. Tekrar aynı yere iki kere doluyorum. İkili trabzan. Bir kere daha yapıyorum. Şimdi yine sona geldim. 5 tane trabzan yapıyorum. 1. Bakın arkadan yine. 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım. Bir biliyorsunuz artık sonlarda ve başlarda üçer trabzan, üçer bir arada trabzan yapıyoruz baştaki gibi. Bakın şurada zaten 1, 2, 3 tane kaldı. Batıyorum. 1 2 Şu sonuncuya da baktım. 3 Hepsini bir arada topladım. Sabitleştirdim. Ve son olarak şu kenar zincire, orada artık biraz hilevazlık da yapabilirsiniz. Kenar zincire bir tane daha trabzan yapın ki kenarlar düz dursun. Şimdi arka sırayı bir daha göstereyim size. Dediğim gibi bundan sonra ön sıralar hep bu şekilde. Arkaya geçmek için her zaman iki zincirle çıkıyoruz, dönüyoruz. Bakın. Şimdi kremde. Şöyle görürsünüz zaten topladığım yer. Arkadan girdim. Sık iğne yaptım. 1 8 tane olacak yine. 2 Arkadan hep. 3 4 5 Bakın. 6 7 8 Nereye geldik yine? Zincirli yerimizi. 2 zincir çekip yolumuza devam ediyoruz. Bu aralar hep söylemiştim. Şu aralar hep 15'er tane oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 Devamlı sizle birlikte sayıyorum. Siz de ara sıra sayın. Gerçi ilmi şey kaçmayacaktır ama kendinizi kontrol etmek için. 7 Bakın ortadaki o 5'i topladığım bir arada vardı ya. Yine bunun şöyle arkasından giriyorum. Buradan böyle çıkıyorum. Gördünüz mü? 8. sık iğnem oldu. Hemen devam ediyorum. 9 10 11 Ups. 11 12 13 14 15 Yine nereye geldim? O 2 zincirli yerimi. 2 zincirimi çektim. Sona geldiğim için yine ne kaldı? 8 tane yapmam
2, 3, 4, arkada, şöyle, 5, 6, 7, bakın ilk başta topladım, 3'ü bir arada topladım. Kenar zincirim zaten çok belli burada. 8'inciyi de bunu yapıyorum. Şu kenar zincirimin tepesini bir yere de bir tane daha sık iğne yapıyorum. Onu da söylemiştim zaten. Kenarlar dik dursun. Şu ilk baştaki şunu bir daha göstereyim. Tamam, zaten sıra bundan sonra hep böyle devam ediyor. Yine diyelim renk değiştirmedim. Ben şimdi iki renk yapıyorum bunu. Pembem şöyle arkaya doğru atayım şunu. Pembemi öne getireyim. Ne yapacağız? Önlerde hep 3 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3. Şu bejimi şöyle bir sıktım. Bakın. Öne geldim. Arkadan çalışıyoruz yine. İlk boşluğa, yani ilk sık iğnenin olduğu yere 1, 2, 3 yaptım. Bir arada topladım. Sabitleştirdim. Şimdi 5 tane sık iğne, pardon, trabzanım var. 1, 2, bu renk de güzel oldu bu arada. 2, 3, 4, 5. 5 tanemi yaptım. Geldim yine buraya, gördünüz mü? 2 kere doluyorum. Bir tek burada arkadan değil, boşluğa batıyoruz. Kendini toplaması için. İkili trabzanım bir tane. 2 kere doladım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Buyurun. Arada 2 zincir. Tekrar 2 kere doluyorum. Yine aynı yere. 2 tane daha ikili trabzan. 1, 2 kere dola. 2. Ve sıramız bu şekilde yine devam ediyor. Yani arkadan 5 tane trabzan, 1, 2, 3, 4, 5. Bunun yazılı açıklamasını, çünkü belki şey yapamayacağım. Çünkü yazılı açıklamada nasıl olur bilmiyorum ama elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Şimdi yine ne yapıyoruz? Şu 5 bir arada toplayacak ki onu da göstereyim tekrar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 taneyi yarımşar olarak yaptım. Şimdi hepsini birden kapattım, sabitledim. Yine mesela devam ediyorsanız nasıl? Yine 5 tane trabzan, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. Bu araya geldim. Hadi sıra sonunda bitirelim bari. Yine 2 tane doladım. Boşluğa battım. 1, pardon. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa. Arada 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bir tek burada ikili trabzan kullanıyoruz. Çünkü model bu şekilde ortaya çıkıyor. Bakın sonu da göstereyim tekrar. Başı zaten tekrar göstermiştim. Şimdi yine bakın arkadan yine onu unutmayalım. 5 tane trabzan yapalım. 1. Zaten mantık farkındaysanız hep 5 trabzan 5 trabzan gidiyor. Bir tek bu ortalar 2'şer trabzan ve sonlar da 3'er trabzan oluyor. 3, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. Sıra sonunda her zaman için 3 tane trabzanı bir arada toplayacağım. 1, 2, bakın 3'üncüyü battım. Birlikte kapattım. Son olarak ne demiştik? Dik durması için şu son zincirli yere bir tane daha sıkıştırıyoruz şöyle.
Model bu aslında, model çok basit. İlk hazırlık sırasından sonra devamlı olarak önlerde 3 zincirle çıkıyoruz. 3 tane trabzanı bir araya topluyoruz. 5 trabzan. İkili trabzan şu boşluğa örüyoruz. Arada 2 zincirle. Arkadan batarak yine 5 trabzan. 5 trabzanı bir arada toplayarak devam ediyoruz. Yine 5 trabzan, yine bu aralar. Sonda nasıl yapıyoruz? 5 trabzan, 3 tane trabzan bir araya toplayıp son bir tane trabzan alttaki zincire sabitliyoruz. Arkaları da hep 2 zincirle çıkıp hep sık iğne arkadan batarak, bakın. Şu şekilde arkadan batarak. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum bu modelimin üzerine. Bakın bu renk de gayet hoş durdu. Yani her renkte çalışabilirsiniz bunda. Şimdi ben bunu bebek battaniyesi olarak yaptım. Ben bunu 4'le ördüm. Niye? 3'le 3,5'la denedim. Çok sert duruyor. Size de tavsiyem. Eğer bu tip bir yün kullanacaksanız 4'le örün, yumuşak düşüyor. Bebek yünü kullanacaksınız, yine 4'le örebilirsiniz ya da deneyin. Daha da yumuşak düşebilir. Bu sadece bebek battaniyesi mi olur? Hayır. Yastık kılıf olur. Tutacak olur. Çok kalın bir yünle çalışın. Çok kalın bir tığla çalışın. Paspas olur. Yani varyasyonları sonsuz. İstediğiniz gibi yapın. Çok rahat çalışılıyor. Çok kolay ezberleniyor. Bir tek dikkat etmeniz gereken, dediğim gibi, arka sıralarda arkadan alın ki şu önler böyle çizgili olsun. Bir de bu önde bir tek şu kullandığınız boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorsunuz. Model bu kadar basit. Şimdiden söyleyeyim, yapamam diyen olursa evine geleceğim, adresini isteyeceğim. Evine geleceğim, baş başa yapacağız, söyleyeyim size. Ben çünkü bayıldım, sizin de bayılıp yapmanızı istiyorum. Peki, çok fazla konuşmayalım, hemen biz çalışmalarımıza devam edelim. Umarım bunu da beğenmişsinizdir canım arkadaşlarım. Her zaman dediğim gibi, severek örün, sevdikleriniz için örün. Hoşça kalın.